görüşmelerimiz sürüyor. Yani bir pazarlık da söz konusu değil. Dolayısıyla şimdi 17 büyükşehir referandumda hayır oyu vermişti. 4'ü Güneydoğu'da, 3'ü Güneydoğu'daki illerimizdi. Geriye kalıyordu 14. 4 büyükşehri biz zaten alacağız diye kanaat belirtti Cumhuriyet Halk Partisi heyeti. Balıkesir'e de bir aday açıkladıkları için 9'a düştü. Dolayısıyla 9 büyükşehir üzerinde bir çalışma yürüyor ama henüz şudur, şöyle bir sonuç vardır deme imkanımız yok. Hani Ankara şartı zorunlu ilgilendiriyor. Ben herhangi bir şart ileri sürerek bir masaya oturma alışkanlığında olan bir şahıs değilim. Sadece Ankara ile ilgili olarak bir tarifim var. O tarif üzerinden fikirlerimi size de söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi heyetine de söyledim. Bu başka bir şey. Diğer taraftan şimdi MHP ve AK Parti arasındaki ittifak dikkat ederseniz %11 MHP oy aldı, %42 AK Parti oy aldı. 4 kat var aralarında bahsedilen işte 3 büyük şehir, 2 il gibi basına yansıyanlardan öğrendiğimiz kadarıyla. Bizim oyumuz %10, CHP'nin oyu da 22. Dolayısıyla 2 kat yani fazlası var. Ona göre hakkaniyetli bir çalışma olabileceğine inanıyorum. Onun dışında 5 milyon insan bize oy verdi. Israrla hep söylediğim gibi ve söylediğimiz gibi arkadaşlarımız da biz bu 5 milyon seçmenin hakkını, hukukunu elbette korumak durumundayız. İyi olacağını ümit ediyorum. Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu temelde bir araya geldi. Sanıyorum yapacağız. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bugün Almanya'ya gidiyor bildiğim kadarıyla, yurt dışına çıkacak. Dönüşünde bir görüşme yapacağız ve ondan sonra ne olacağına bir karar verilecek. Bazı bölgelerde ittifak yapma sıkıntısı daha da geniş bir şekilde işaretini. Valla onları bu konular onları ilgilendiriyor. Hakaret etmesinler yetişir.